Merhaba değerli izleyiciler. Merhaba sevgili seyirciler. Değerli izleyiciler, 15 Temmuz'un yıl dönümü kutlandı. Ne kutluyorlar? Bir defa Türkçelerini düzeltmeleri lazım. 15 Temmuz'un yıl dönümü kutlanmaz. Çünkü 15 Temmuz bir kalkışma girişimi tarihi. Olsa olsa 15 Temmuz'u bastırmanın yıl dönümü kutlanabilir. Bu bir. iki. O kutlanma tarihi de zaten 15 Temmuz değil 16 Temmuz olması lazım. Çünkü e, darbe teşebbüsünün bastırıldığı gün tarih 16 Temmuz'dur. Tabii bunlar devede kurak eleştiriler. Asıl önemli olan, asıl önemli olan demokrasi nöbeti, millet falan diye diye hem milleti böldü, hem milleti böldü. CHP'yi, HDP'yi ve başka e, kendisine 16 Nisan'da oy vermemiş olan %50 hatta fazlasını dışladı. Sadece AKP partisinin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mal etti olayı ve ve demokrasi nöbeti diye bize o hali oy, oylattı. O hali o hal rejimini destekletti. Bugün işte o hal rejimi bilmem kaçıncı defa daha e, uzatıldı ve olağanüstü hali Türkiye'de olağan hal haline getirdiler. Olağanüstü hal ne demek? Hiç kimsenin güvencesi yok demek. Hepimizin hürriyeti, malı, mülkü, parası, karısı, kocası, çocuğu, evi, her şeyi birilerinin iki dudağının arasında demek. Hiçbir güvenceniz yok. Böyle demokrasi olur mu? Bu arada 200 bin'e yakın insan işlerinden atıldı. 50 bine yakın insan hapiste. Bunların önemli bir bölümünün daha henüz iddianameleri bile yok. Ha, bu arada bir olumlu bir şey oldu. Birinci Silivri trajedisinin sorumluları hakkında iddianame hazırlandı. Bir tek, bir tek olumlu olay olarak görülen şey o. Daha başka tabii çok tartışmalı olaylar var. 15 Temmuz kalkışmasının afişleri diye, üstelik de Cumhurbaşkanlığı imzalı afişlerde Türk silahlı kuvvetleri mensuplarının maalesef e, e, hedef gösterildiğini diyelim, e, hedef gösterildiğini sözcüklerimi Türk silahlı kuvvetlerinin rencide etmeyecek şekilde seçmeye çalışıyorum. E, hedef gösterildiklerini, sorumlu tutulduklarını ifade eden görüntülerle bir takım afişler hazırlandı ki. 15 Temmuz kalkışmasının sorumlusu Türk Silahlı Kuvvetleri değil. Bir defa daha vuralım. 15 Temmuz kalkışma teşebbüsünü Türk Silahlı Kuvvetleri bastırdı. Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri 15 Temmuz kalkışma teşebbüsüne karşı tavır almasaydı zor bastırılırdı oraya. Şimdi saat 12'den sonra Cumhurbaşkanı'nın çağırdığı, sokaklara çağırdığı insanlar yok tankın egzosuna fanle tıkayacakmış da yok bilmem ne yapacakmış. Bunlar yani ciddi şeyler değil. Şimdi 15 Temmuz kutlamaları diye yaptırılan şey bize demokratik rejimin tam bir e, tek adam yönetimine, tam bir tek adam e, diktatörlüğüne dönüşmesinin e, maalesef e, kutlanması oldu. Bunun altını 40 defa çizelim. Bu arada işte o kayıp 8 saat var, e, kontrollü darbeydi değildi tartışmaları var. Ee, hala yakalanmayan adil öksüz denen adam var, ee, mit e, müsteşarıyla genel kurma başkanının e, bu takipat e, soruşturma yani darbeyi soruşturma komisyonuna e, gitmemesi var ve daha da ciddi bir şey tabii bütün AKP içinde ne kadar şimdi fetö dedikleri Fethullah Gülen terör örgütü'nün e, e, müttefiki varsa başta bu darbe soruşturma araştırma komisyonunun başkanı olan zat olmak kaydıyla hepsi işin başında ve hiç maalesef e, güya halkı oyalıyorlar yok fetöydü bilmem neydi filan siyasal iktidar aynı bunlarla ittifak edenlerle birlikte devam ediyor üstelik de rejimi değiştirerek evet Evet hocam sadece yani Türk silahlı kuvvetlerinin ana gövdesinin darbeye karşı tutum alması 15 Temmuz kalkışmasının yenilmesinde önemli bir rol oynadı. Bu doğru. Ama esas itibarıyla saat 22.30'dan e, hatta 22.30 bile değil. Yani 21.30 gibi bir saatte yani darbenin kalkışmanın başladığı saatte ilk müdahaleyi yapanlar kimler? Bunu defalarca söyledik. Bu iktidarın yani AKP Erdoğan iktidarının Fethullahçı Çete ile birlikte kurduğu Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk gibi kumpaslarda tutuklanan, cezaevinde yatan, rütbesiyle, siciliyle, onuruyla, geleceğiyle oynanan askerler oluyor. Eğer o askerler olmasaydı, jandarma komutanlığı, genel komutanlığında, zırhlı birliklerde o askerlerin, o subayların müdahaleleri olmasaydı, o insanlar lojmanlarından çıkıp, evlerinden çıkıp, karargahlara gelmeseydi, Tugaylara, genel komutanlıklarına, kuvvet komutanlıklarına, özel kuvvetler komutanlığına eğer gelmemiş olsalardı, bugün bu iktidar yoktu. Bu kadar büyük bir e, olayla karşı karşıyayız. Neredeyse, neredeyse bu darbenin hocam. Bir de hava şu, bu darbeyi neredeyse Kemalistler yapmış gibi davranıyorlar. Ha, halbuki. Ulusalcılar yapmış gibi halbuki, davranıyorlar. çok önemli, çok bu önemli. Bu darbeyi şeriatçı var. bir örgüt, bir çete yaptı. Sizin dava arkadaşlarınız yaptı ya. Beraber hazırladınız. Hocam, cumartesi günü biz bir yayın yaptık. Semih Çetin, tüm amiral. Balyoz davasının, Ergenekon, Balyoz askeri casusluk gibi tertiplerin en büyük mağdurlarından biri. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en seçkin amirallerinden biri. O milli gemi projelerini yürüten, evet, ordunun modernizasyonunu Kitab, gerçekleştiren kitabı da var kitapları var. Evet, kitabı da var. Yetkin bir amiral. Böyle birkaç dil bilen, iyi eğitim görmüş, çok sayıda subay, asker yetiştirmiş, çok seçkin bir e, Türk Silahlı Kuvvetleri e, mensubu. Söylediği şey şu, dinci faşist bir grup darbe teşebbüsünde bulundu. Ama bu dinci faşist grubu, o etkili yerlere getiren bu iktidardı dedi. Rakam verdi, sayı verdi. 2013'te, 2013 Askeri Şurası'nda, 61 general ve amiral oradan ihraç edildi ve bunların yerine albaylıktan 61 albay general ve amiral yapıldı ve bunların %99'u darbeye katıldı. Evet tabi. 2014'te devam ediyorlar hocam bir de şey 2013'ün sonunda 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturması olduğu halde 2013'te de devam ediyorlar. Yani Şunların dışında bu askeri casusluk, işte Ergenekon, Balyoz gibi davalardan tutuklandıkları için oradan ihraç edilen, emekli edilenlerin dışında 61 kişiyi daha Yüksek Askeri Şura kararıyla ihraç ediyorlar. Diyor ki Sayın e, Semih Çetin, o askeri şurada bu kararı verenler, bu kararnamenin altına imza atan bakanlar Necdet Özel ve Hulusi Akar hesap vermelidir, sorgulanmalıdır diyor. Bunlar sorgulanmadan darbecilere en kritik mevkilere getirmeden şimdi Ömer Halis Demir hakkında arkasından istediğiniz kadar kahramanlık destanları yazmaya ağıtlar dökmeye devam edin. Ama o Semih Terziyi göreve siz getirdiniz. Bu gerçek değişir evet, hocam? Tabii, tabii. Semih Terziyi siz getirdiniz. Bütün özel kalem müdürleriniz darbeci çıktı ya. Jandarma Genel Komutanlığını rehin alan ve jandarma genel komutanlığında en aktif rol oynayan isimler sizin özel kalem müdürleriniz, yaverleriniz. E canım şey cumhurbaşkanlığı yaverleri. Bütün yaverler. Cumhurbaşkan baş yaveri sırf dinci faşist bir çetenin grubun mensubudur diye etkili yerlere getirdiğiniz o insanların, o subayların, o askerlerin tümü darbeci çıktı. Dolayısıyla hiç aklamaya gerek yok. Şey lafı evirip çevirmeye, muhalefeti suçlamaya gerek yok. Hocam bir fırsat kaçırıldı diye düşünüyorum. Yani sizin değerlendirmeniz nedir? Ee, merak ediyorum. Sayın Erdoğan'ın önünde bir fırsat vardı bence. Evet, evet. O fırsat da şuydu. Bu ulusu yeniden birleştirecek bir fırsat olarak değerlendirebilirdi. Evet. Çünkü Dinci faşist bir bunların geçmişteki dava arkadaşları bile olsa, Dinci faşist bir darbe girişimi bastırılmış ve bu bastırılmanın onuru bütün ulusa ait. Askeriyle, siviliyle, polisiyle, bütün ulusa ait bütün ulusu birleştirebilirsiniz. Birleştirici bir cumhurbaşkanı ve iktidar profili çizebilirsiniz. Ve böylece hem kendi iktidarınızın meşruiyetini de artırabilirsiniz. Bunu yapmadı. Evet, ben... Yapmadığı gibi CHP'yi dışladı. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu için kullandığı iki tane kavram var. Yani. İki tane kavram var. iki tane kavram var. Ahlaksız diyor ya. ya. Şimdi böyle bir üslupla, siyasette böyle bir üslupla, ee, yani Bırakın siyaseti, gündelik yaşamda, sosyal yaşamda böyle bir üslupla hareket edemezsiniz. Hele hele cumhurbaşkanıysanız, hele hele devleti yönetiyorsanız, yahu Osmanlı'dan beri devlet yöneticileri özellikle tanzimattan beri, yani Osmanlı-Türk modernleşmesinin başladığı tarihten itibaren Osmanlı hükümetlerine bakın, subaylarına bakın, askerlerine bakın, onların üslubunda böyle bir şeyle karşılaşmazsınız. Ancak çok net bir biçimde, bir ihanetle karşılaşıldığı zaman bu üslup kullanılabilir. Alçak, terbiyesiz, ahlaksız. Yani terbiyesiz ve ahlaksız diyor. Yani Şimdi işte. bu üslupla birleştirmiyor ayrıştırıyor. İki, ana muhalefet partisinin genel başkanına söz vermediler. Üç, ana muhalefet partisini suçladı. Sanki darbeyi bunlar yapmış. Yahu sizin arkadaşlarınız yaptı. Bütün kararnamelerin altında imzanız var Sayın Erdoğan. Bütün kararnamelerin altında imzanız var. Efendim, şimdi şey dediniz ki sosyolojik olarak bu kaçırılan fırsata ne diyorsun, değerli izleyiciler, sevgili Yanardağ, ben bunu yazdım, kaç defa yazdım. Olayların gelişimine baktığınızda 15 Temmuz öncesi müthiş bir Türkiye, müthiş bir şey yaşadı. Nedir o? Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde bir adalet yürüyüşü ve bu adalet yürüyüşünün Maltepe Meydanında milyonlarca kişi tarafından taşlandırılması. Hemen arkasından 15 Temmuz geldi. Şimdi birleştirici, bütünleştirici bir lider. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı. Demokrasinin kahramanı, değil mi? Ne ne der çıkar der ki? Ey ey milletim, ey halkım, ey seçmenim. Adalet ve demokrasi birbirinin ayrılmaz parçalarıdır. 15 Temmuz hem adalet aradığımız, hem demokrasiyi koruduğumuz bir İdeolojinin bir birlikteliğin, bir bütünselliğin ifadesidir der ve 15 Temmuz'da hem ana muhalefet partisini, hem ana muhalefet partisinin adalet yürüyüşünü kendi partisine mal etmeye çalıştığı aslında aslında silahlı kuvvetlerin önlediği ama kendi partisine mal etmeye çalıştığı 15 Temmuz kalkışmasının engellenmesiyle bütünleştirir. Bütün milleti kucaklar, kucaklaştırır, adalet ve demokrasi şölenine çevirebilirdi. Hayır, böyle yapmadı. Neden yapmadı hocam? E, Sizce? Çünkü, çünkü bu bugüne kadar geldiğindeki bütün stratejisi dışlama, düşmanlaştırma, ayrıştırma, ayrıştırma ve çatışma bunun üzerine kurdu. Ama artık bu millet Neden bıktı. Neden peki hocam? Neden? Bıktı, usandı. Neden hocam? Çünkü yeni bir rejim kurmak istiyor. Yani çünkü cumhuriyeti yıkmaya çalışıyorlar. Bu nedenle bunu yapıyor. Yani fakat böyle bir fırsatı kaçırması anlaşılır gibi değil. Bir başka şeye dönüştü hocam 15 Temmuz. 20 Temmuz'da kurulan diktatörlük rejiminin evet. kutlamalarına dönüştürdüler. Aynen. Aynen. Aynen söylüyorum ya. Yani Olağanüstü hal, hal, ilan o hal rejimini, O hal rejimini onaylatma. Onaylatma gösterilerine dönüştürdü. 15 Temmuz kutlamaları. Evet hocam elimde Alman basınından seçmeler, derlemeler var. Arkadaşlarımız hazırladılar. Çok enteresan, benim çok doğru bulduğum bir yorum. Evet, Frankfurter Allgemein Zeitung. Almancasını doğru telaffuz ettiysem değil mi? eğer. Ben Almanca bildiğim <laughs> evet. Al gazetesi ki ünlü bir Alman gazetesidir bunu biliyoruz. Değerli seyirciler şu yorum yapıyorlar hocam. Türk demokrasisi için zafer değil diyorlar 15 Temmuz, 16 Temmuz için. Tabii canım. Sebebi de şu. Çünkü bir darbeyi bastıran bir iktidar, bir yönetim, darbenin arkasından bir diktatörlük rejimi. Yani darbe gerçekleşseydi ne yapacaksa onu yaparak demokrasiyi kurmaz. O bir bakımdan bir şey değil. Bu bir zafer değil diyor. Hocam bir darbeyi bastırınca bir e, dinci faşist, bir mezhepçi faşist bir darbe, bir İslama faşist bir darbe. Yani bir Fetullah çetenin kalkıştığı bir darbeyi bastırınca ne yaparsınız hocam? Bir diktatörlük değil demokratik bir rejim inşa edersiniz. Onun panzehiri panzehiri budur çünkü. Hak, hukuk ve adalete dayalı. Diyelim ki siz 3 ay olağanüstü hal ilan ettiniz darbecilerin tasfiyesi için ama bu 3 aydır. Hadi tutun ki 6 aydır. Yahu bir yılı geçti. bir yıl bitti 4 ay daha uzattınız. 3 ya da 4 ay. Şimdi <laughs> burada bir darbe mi bastırıldı? Gerçekte bir darbe mi yapıldı? İnsan tabii. yani burada karar vermekte zorlanıyor ama önümüzdeki verilere baktığımızda bir darbenin bastırılmasından çok bir darbenin gerçekleştirildiği Şimdi, tabloyla karşı karşıyayız. E, u, u, 15 Temmuz yapsalardı da aynısını tabii, yapacaklardı hayır, hocam. Unutmayalım. Başka bir şey daha oldu. Unutmayalım. O hal ilan edildi. O hal öyle e, sadece insanların malına, mülküne el koyarak işte hapse atılarak filan e, uygulanmadı. O hal rejimi altında medyaya baskı yapılarak, medyaya el konularak, medyaya el konularak, başka bir takım kanun hükmünde kararnameler çıkarılıp, insanların muhalefet hakkı elinden alınarak 16 Nisan referandumunda rejim darbesi yapıldı. Üstelik de mühürsüz referandumda. Ve genel başkanı CHP'nin Muhalefetin lideri Kılıçdaroğlu buna gayrimeşru diyor. Tanımıyor. Tanımıyor. Gayet de Ben kaç defa felsefi olarak da gayrimeşru, uygulama olarak da Aynen. kanunlara aykırı olduğu Aynen. için. Aynen katılıyoruz hem hocam. Hem gayrimeşru hem ga, ka, gayri kanuni. Burada hocam sizinle program yaptık. Biz de gayrimeşru ilan ettik. Tamamen Yüksek Seçim Kurulu eliyle yapılmış bir siyasal sahtekarlık ve bir yolsuzluğun sonucudur 16 Nisan referandumu. O bakımdan sayın... Erdoğan kendisi işe e, Sayın Erdoğan'ın e, atı alan Üsküdar'ı geçtiği yaklaşımına karşı ya. e, Sayın Kılıçdaroğlu ile bizim Adalet Yürüyüşü sırasında e, Düzce'de yaptığımız, e, Gebze'de yaptığımız 18 dakika programında orada çete var dedi. Bir rüya evet, hariç tümü evet. çetedir. Evet. Orada yüksek yargıçlar yok. Çete var dedi ve bunu ısrarla tekrarladı. Ki bunu hatırlatmak isteriz. Hocam e, Alman basını şunu söylüyor. Diyor ki eğer 15 Temmuz Demokrasinin bir zaferi ise 15 Temmuz'dan sonra demokratik bir rejimin inşa edilmesi Tabii. lazım. Demokratik hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, ancak e, demokratik kurumların sağlamlaştırılması ve özellikle de basın özgürlüğünün gerçekleştirilmesi gerekir. Bunlar hiçbirisi olmadığı gibi tam tersine bunlar sınırlandı ve ortadan kaldırıldı diyor. Dolayısıyla 15 Temmuz hiç kimse tarafından bize bu e, iki gün önce kutlanan, çok haklısınız hocam. Anma denilebilir en fazla bu durumda. 15 Temmuz anması denilebilir. Kutlama çok tuhaf. Ama belli ki yani onlar Türkçeyi de e, yetkin bir şekilde kullanmadıkları açık. Ama Osmanlıcıya da çok oturmuyor, uymuyor böyle bir şey. Yani anma, kutlama, kutlama değil. E, hatta tebrik bile edebilirlerdi hocam. Onlar çok beğeniyorlar ya bu e ne şey. dedi bir dakika. Bir dakika şimdi. 15, ey, Milli on, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nü tebrik ediyorum dedi. On, on, evet. 15 Temmuz'da bir defa başbakan ne dedi? Dili sürçtü. başarılı olmuştur dedi. Tabii. 15 Temmuz dili sürçtü. Yani bizim bastırmamız başarılı olmuştur demek istiyor ama söylediği laf 15 Temmuz başarılı olmuştur dedi. Yani darbe teşebbüsü başarılı değil iki daha önemlisi hakiki niyeti. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ne dedi açıkça? 50, 50 milyon. Allah'ın lütfu. Allah'ın lütfu. Allah'ın lütfu dedi. Allah'ın lütfu. Neye Allah'ın lütfu? 15 Temmuz'a. O, o hal, o hal 20 Temmuz'a. O hal ilan edip 20 Temmuz darbesini yapmaya ve o hal içinde önce gene Sayın Başbakan bugünkü Sayın Başbakan o sırada dedi ki, canım o hal içinde şey olur mu? E, hiç, e, yani e, referandum olur mu? Herhalde yani kalka, kalkar o hal filan gibi laflar etti. Bir süre sonra o lafların hepsini yuttu. O hal baskısıyla referandumu yaptılar. Yetmedi. Yetmedi kaybettiler mühürsüz oyları da sayıma sokup bu sonucu aldılar. Allah'ın lütfu hocam havalanında 15 Temmuz gecesi söyledi. Yani o kadar hazır ki böyle bir şeye. Evet süremizin dolduğunu iletiyor arkadaşlarımız. Tam 18 dakika. Evet gündemimizde epeyce yoğunluk yarın, yarın devam var ediyoruz. ama bir şey söyleyerek kapatmaya çalışacağım. Şimdi öyle bir dehşet rejimi oluştu ki hocam. Yani Mesela bir e, mafya çetesinin lideri cezaevlerini basıp oradakilerini asmaktan söz ediyor. Ve bir tane savcı bile bunun hakkında bir işlem yapmıyor. Tuhaf bir yere geldi. Yani mafya demokrasisi kuruldu herhalde. Çünkü e, mafya mensupları istediği gibi konuşuyor, istediklerini ölümle tehdit ediyor, asmaktan kesmekten söz ediyor. Siz demokratik bir eleştiri hakkını kullanan aydınları ve gazetecileri hapse atıyorsunuz. Bir de bu rejimin adını demokrasi ve birlik kutlamaları olarak e, andığınız bir takım etkinliklerle e, gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Evet hocam. Süremiz bitti. Evet. Yarın tekrar görüşmek üzere değerli izleyiciler. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. Evet. Şu, daha sen, çok konu var ama yani... Şu Sedat Peker'i adını evet. almadım ama Yok. seyircilerimizden çok anlayın. şey adını geliyor. Anlayın. Kimse hayır. bir şey söylemiyor buna o kadar, diye. Hayır. O kadar şey... E,